Merhaba arkadaşlar. Bugün kurtuluş için tek çözüm hakkında konuşacağız. Konumuza İtalya'da olmuş bir hikayeyle başlamak istiyorum. Bir çocuk ailesine destek olmak için fabrikada çalışıyordu. 10 yaşındayken bir hocadan ilk vokal dersini aldı. Hocası çocuk hakkında olumsuz konuştu. Bu çocuk şarkı söyleyemez. Onun hiç sesi yok. Çıkardığı ses ise çok itici. Çocuğun annesi asla vazgeçmedi. Oğlunun şarkı söylemeye öğrenebileceğine inanıyordu. Oğluna sarılıp şöyle dedi. Sevgili oğlum, senin vokal derslerini ödemek için her türlü fedakarlığı yapacağım. Anne oğlu için büyük fedakarlıklar yaptı ve her fırsatta onu teşvik etti. Çocuk büyüdü ve dünyanın en büyük şarkıcılarından biri oldu. Ya, annelere saygımız sonsuzdur. Onların yaptığı fedakarlığın bedelini asla ama asla ödeyemeyiz. Evet, annelerimizi sevelim, onlara yardım edelim. Fedakarlık söz konusu olunca Musa peygamberin annesini de unutmayalım. Firavun'un emrine göre bebek Musa'nın ölmesi gerekiyordu. Fakat annesi kendi hayatını riske atıp Allah'ın yardımıyla oğlunu kurtardı. Yüce Yaratan başlangıçtan beri insanları kurtarmak için çalışıyor. Adem ve Havva günah işlediklerinde kesinlikle ölmeleri gerekiyordu. Ya Adem ve Havva günah işledikten dolayı ölmeleri mi gerekiyordu? Allah onları öldürmedi. Onların yerine suçsuz bir kuzu öldü ve postundan insanlara kıyafet yapıldı. Ayrıca onlara kurtarıcı vaadini verdi. Yaratılış 3:15. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın. Mesih bir kadından doğacaktı ve kendi canıyla insanları Yüce Allah'a ile barıştıracaktı. Adem 920 yıl yaşadı ve daima vaat edilen kurtarıcının doğmasını bekledi. Kutsal kitabı okuduğumuzda insanlar yaratılmadan önce Mesih gökte yaşıyordu. Adem ve Havva günah işlemeden önce Mesih günahın bedelini ödemeye razı oldu ve böylece Allah'ın kurtuluş planında yer aldı. Ya şunu anlamıyorum. Neden özellikle İsa Mesih ölmesi gerekiyordu? İyi bir soru. Allah adaletlidir. İnsanlar günah işledikleri için sonsuza dek ölmeleri gerekiyordu. Çünkü günahın bedeli ölümdür. Diğer açıdan ise Allah sevgidir ve tüm insanların kurtulmasını istiyor. Ama aynı zamanda Tanrı adaletlidir. Bundan dolayı günahkarın ölmesi gerekiyor. Şeytan da bunu bildiği için Adem ve Havva'yı günah işlemeleri için onları ayarttı. Günah dünyaya geldikten sonra ilk insanlar hiç umutları olmadan ölmeliydi. Şeytan insanları yok etme planında başarılı olmuş gibi göründü. Ama hiç beklemediği bir şey oldu. Efendimiz İsa Mesih tüm kainatın önünde "Ben insanlar için ölmeyi kabul ediyorum." dedi. Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla insanları kurtarmaya planı ortaya çıktı. Allah adaletinden ödün vermedi. İnsanlar tövbe edip günahlarından vazgeçip Allah'a geldiklerinde onlar için İsa Mesih aracılığıyla kurtuluş sağlanıyor. Günah işlemeyen İsa Mesih bizim için 2000 yıl önce öldü. O kendi doğruluğunu affedilmiş insanlara verdi. Ya kanka, böylece tüm insanlar mı kurtulacak? İsa Mesih'in çarmıhta dökülen kanı ve onun fidye olarak verilen kurbanını kabul etmek istemeyenlerin doğal olarak günahları affedilmeyecek. Allah'ın öfkesi bu tarz insanların üzerine inecek. Yuhanna 3:36. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğlun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerine kalır. İsa Mesih öldüğünde insanlara Allah'ın merhameti ve adaleti gösterildi. Aslında Yüce Allah İsa Mesih'i bir kurban olarak ölmesini önerdi. Romalılar 3:25. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimseyen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. İsa Mesih tüm insanlar için öldü. Hepimiz günah işledik ve ölmemiz gerekiyordu. Yeşaya 53:5. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi.
bizler onun yaralığıyla şifa bulduk. İsa Mesih çarmıhta ölerek bizi günahın köleliğinden kurtardı. Günahlarımız için bedeli o çarmıhta ödedi. Allah insanları seviyor ve bizi kurtarmak istiyor. Barıştırma görevini İsa Mesih'e verdi. 2. Korintliler 5:19. Şöyle ki Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı. Peki İsa Mesih ölmeden kurtuluş olamaz mıydı? Kurban kanı akıtmadan kurtuluş olamaz mıydı? İnsan günah işlediği için muhakkak ölmesi gerekiyordu. Çünkü günahın bedeli ölümdür. Ama insan öldükten sonra demek ki kurtuluş da yoktur. Çünkü ölüm sonsuz sonuçlar doğar. İşte burada İsa Mesih ortaya çıktı ve ben iman eden tüm insanlar için ölmeye hazırım dedi. Günahsız olarak o bizim günahlarımızdan dolayı öldü. Böylece bizim için bir fırsat doğdu. Efesliler 1:7. Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Yüce Allah bizi hala günahkarken sevdi. İnsanlar onun koşulsuz sevgisini görünce bundan etkileniyorlar. Günahın ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Kötü yollarımızdan ayrılmak için Rab'den güç alıyoruz. Onun aracılığıyla günahın köleliğinden kurtuluyoruz. Çünkü biz başlangıçta Tanrı'nın suretinde yaratıldık. O bize özgürce seçme hakkı verdi. Biz Allah'a mı yoksa kötülüğe mi hizmet edeceğimizi seçebiliriz. Allah bize temiz bir sayfa ile başlama fırsat öneriyor. O bizim günahlarımızı affetmek istiyor. Biz onun düşmanıydık ama o bizi kendisiyle barıştırdı. Romalılar 5:10. Çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştıysak, barışmış olarak oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Ya İsa Mesih bizim için öldü ve günahın bedelini kendi yaşamıyla bizzat ödedi. Amin. Evet, İsa öldü, gömüldü, üçüncü gün ölümden dirildi. Şimdi onun mezarı boştur. Çünkü Efendimiz İsa Mesih dirildi. Daha sonra göğe alındı. Ölüm onu mezarda tutamadı. O dirilmişse biz de ölürsek diriliş umudumuz vardır. Tüm insanlar için sonsuz yaşam ve diriliş umudu vardır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline tıklayın. Her hafta yeni videomuz ile görüşmek üzere.